geliyor, geliyor. Sot'tan önce şunu bir incelemek istediğim bir şey var. Hemen onu inceleyeyim çok seriden. Gülün en sevdiğim kısmı be. İşte gerçek Emir logo. Merhabalar. Hoş geldiniz. İşaretçi ben Alpcan Alpar. Alpcan Alpar. Fotoğrafçıyım. Aynı zamanda iç mimar, dış mimarım. Ve aynı zamanda sanatçıyım. Tabii bu da benim İstanbul merkezdeki 3+0 loftum. Hoş geldiniz. Başlayalım. Evimin en sevdiğim, oturmaktan en keyif aldığım yerindeyiz. Neresindeyiz? Salonundayız evime. Burayı, bu evi... Bir tane oraya yapboz koyunca nerd mi oldun Alp? Önceki evden bahsedeyim. Burayı göç zamanında bir Bulgar birine bırakıyor. O da dedeme bırakıyor. Dedem de dalga geçiyor. Dedem de çok seviyor bu evi ve niye içinde çişi varmış gibi hareketler yapıyordun abi? Nasıl? Çişi varmış gibi hareketler yapmıyorum abi. Bak arkadaşlar bacak, ciddi bacak çekmiş bu arada. Tutar diye dalga geçmiyor. Ciddi çekmiş yani. Bu kayıtlar ciddi. Misyonluyor ustalarla beraber. Soruyor ninem neden konstrüksiyonlatıyorsun ustalar. Müsaade varsa ceketimi yani çıkartıyorum. Ben ustalarla vakit geçirmek zorunda kalıyorum. Ondan sonra ikisi beraber bu evi baştan aşağı beraber yontuyorlar diyebilirim. Tıpkı bir ağaçtan yontar gibi yapıyorlar bu evi. Ve çok çalışıyorlar. Ve sonunda ben de hemen ustama sordum. Ustam dedim bu ev boş mu? Abi. O da dedi deliniz nedir değil mi? Evet ustam boş mu? Boş dedi. Hemen bir telefonla arayarak dedim alıyorum. Ve aldım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Birkaç eşyadan bahsedeceğim. Bu sanat eserimi bu arada yaparken 4 ya da 5 ödül aldım. Onu evimin en baş köşesine koydum. Bu bir çocuğun gözyaşları. Bir çocuğun gözyaşları nedir? Bu tek tek kreşlerden, oradan buradan... Bir çocuğun gözyaşları. Tüm çocukların ve insanların gözyaşları. Bunu ben evimin en önemli yerine, yani en sevdiğim yerine koyuyorum. Ve ne zaman ağlasam... Ananı sikeyim. Ne oldu? Pardon, sik attı beni. Çok korktu. Kusura bakmayın. yok pardon. İstem dışı sik atma olayı gerçekleşti. Çok özür diliyorum. Videoyu bir anda başa... Nasıl attıysa... Var. Bu figürleri... O öyle miydi la? Aklın çıkınca böyle... Şöyle yapıp 30 bin çekiliyordu. Nasıldı? Çay Cuma'dan topladım. Mesela ne var? 1920'lerden kalma Marvel figürleri var. 1910'lardan kalma. İşte Thor Ragnarok figürleri var. Ondan sonra Harry Potter figürleri falan var. Burası benim yaşamayı en sevdiğim köşem diyebilirim. Şimdi de istiyorsanız çalışma alanıma geçelim. Burası benim çalışma ortamım. Günlük en çok vakit geçirdiğim yer burası. Kah güldüğüm, kah ağladığım yer diyebilirim. Burada genelde şu şekilde kağıtları buruşturup bir şeyler ararken kendimi şöyle çöp atarken buluyorum. Sürekli yani of gibi ya da nasıl çalışıyorum şöyle göstereyim. Uf ya gibi kendimi bir anda burada buluyorum. Çalışırken buluyorum. Aslında Nietzsche'nin bir sözü var. Çalış çalışabildiğin kadar gönlünde ne varsa aynen Nietzsche. Kalbinde o olur diye. Nietzsche bunu diyorsa doğrudur. ben de katılıyorum ona Nietzsche'ye. Nietzsche benim için çok önemli birisi. Evimde de bir sürü Andy Warhol ve Nietzsche esintileri görebilirsiniz benim özellikle evimde.
Aslında renk tonları uyumunu falan çok sevmiyorum. Ne denk gelirse kullanıyorum. Yani ne denk gelirse. Mesela masa... bir... Çalış ananın bir karıştığı bir laf var. Çizeyenin lafı mı lan o? Götünüzden atmayın oğlum. O şey ya, Samet Yılmaz'ın. Ha, Samet Yılmaz'ın mı? Bir çamsa... diğer masam sakız olabilir. Çam sakızı, çoban armağanı. Benim için bunlar daha çok önemli. Küçük çocuklar burada. Mesela ben bu eve şeyi hatırlıyorum. Bu koltuğa, şu çalışma ortamına, yani bu 400 kişi geldiğini hatırlıyorum. Bu eve 400 kadar kişinin gelip misafir ettiğimi, hatta 1000 kişiye kadarını misafir ettiğimi biliyorum. O koltuğa uzandık hep beraber. Film falan izlemiştik. Seviyorum, misafiri severim genelde. Buradaki ana unsur, bu evi yaparkenki ana unsur şu: objeleştirmeden konstrüksiyonlandırmak. Yani bunları tek tek flament şeklinde bir bir marmara mermeri, marmara mermeri, marmara mermeri gibi düşünün. Tek... Bilmiyorum ki abi, işte kime sallamış? Ha, daire. El tanıtımı yapıyorlar ya. Böyle daire. Bir kanal var ya, el turu yapıyorlar ya. Daire diye. Halbuki İskandinav esintileri yapacaksınız. Bayağı iyi olmuş. Küçük bir önerim. Mesela duvarlara marmara mermeri döşediyseniz her şey daha güzel olurdu. Bunu bir düşünün bence. Samet abi, bas konuş yapsan oyundan. Allah Allah. Tek yerleri marmara mermeri yapabilirdim ama yapmadım. Hoş geldiniz. Burası evimde en çok vakit geçirdiğim yer. Oturuşa bak. O 400. Arkaya koy. Türkçeyi nasıl? Şuna lan, tövbe estağfurullah, bu ne? Ha siktir, o ne ya? Kişi toplandığım dediğimiz yer burasıydı, bu koltukta işte. İnanır mısınız, böyle 400 kişi yan yana oturduk ve yeşil yol. Ay, şişeye de ulaşamayacağım ama. O torun çekici galiba. Ve hepimiz iç mimarız. Bazılarımız dış mimar. Seviyoruz. Mesleğimizi seviyoruz ve ev... Bu ev ne kokuyordur? Hocam, ben sana bir söyleyeyim mi? Alp bu video öncesinde duş almamış, çok belli. Hafif evde... Tulum peyniri. Evde... Peynirli Doritos. Gibi. Ama hani mesela peynir Doritos'u yemişsin, ıslatmışsın ağzını, sonra kuru şekilde tekrar çıkartıp cips paketin içine atmışsın gibi bir koku. Hafif, yani öyle bir koku var. Mesela ben şuradaki yere çıplak ayakla basmazdım. Tavsiye etmem yani. Benim için bir yaşam tarzı. Bu evle tanışmamı size anlattım fakat... bir arkadaşım... Mesela ben şimdi Alp'i böyle, özellikle şöyle çorapla, bu şortla, mortla, bu şekilde görünce sanki böyle bana ne hissettiriyorum tek kelimeyle. Yani böyle götümde kıl var. Vibe'ı vermemiş mi burada? Ben mi yanlış mı yorumladım? Ya benim götüm bence kıllı. Vermiş. Ben öyle anladım yani. Bir daha davet atayım mı? Ne alaka mı? Ya bana öyle hissettirdi abi şu anda bu tablo yani. Bu bakış açısı. Ya arkadaşlar, benim götüm kıllı. Tip olarak. Bu evde cin olduğunu söyledi. Ben de ona bu evin kendi kuralları olduğunu ve isterse cin de olabileceğini, istediğini yapabileceğini söyledim. Çünkü neden özgür olmayalım? Birbirimizi neden kısıtlayalım? Bu evin içinde bir separasyona ne separasyon gerek var? Ben separasyon demişken, ben bu evin köşe tarafına eşyalarımı koyabileceğim bir eşek aldım. Eşeğin üzerine asacağım eşyalarımı. O eşek yardımıyla da biliyorum ki daha çok düzenli ve tertipli duracak. Ben öyle dağınıklığı çok sevmiyorum açıkçası. Arkamda gördüğünüz şey bir ışıklı televizyon. Yani projection machine dediğimiz bir ışıklı televizyon. Ben televizyon sevmiyorum. Çünkü televizyon izlemek bizi geriletiyor. Ama projeksiyon izlemek öyle değil. Televizyon izlemek kitap okumamak gibi. Ama projeksiyon izlemek öyle değil.
Oturup saatlerce vaktimi burada harcayabiliyorum. Kendim geliştirebiliyorum projeksiyon izleyerek. O yüzden bunu separate etmeye hiç gerek yok. Ya ben ve eşim de aynı şekilde. O da çok seviyor. O da o da çok seviyor burada yaşamayı. 400 kişiyle beraber ve bu objeleri tek tek neden separate edelim ki? Ben buraya... Şu objeyi separate ederken kırmışsın zaten. Burası belli yani. Özellikle demek ki tadı böyle. Yatıp uzanabiliyorum yani şu şekilde. Herkes biraz dinlenecekken ben böyle buraya kendimi bir anda atabilip bir anda... Bak bak. Editörler kızdırdı. Zırt diye kalkıp işime çalış... Çok güzel SS'ler çıktı. Bir dahaki Reddit'i ben Reddit'te bu sahneyi istiyorum. Mama devamı görüyorum. Bu yani bizim için... çok zor bir şey. Bir dakika. Çok zor bir şey. O zaman hadi hep beraber mutfağa geçelim. Sefa Karagöz, 11 ay yorumu bir kere okumadım mı abi? Sefa, yalan söyleme bari ya. Harbiden dostum, hoş geldin. Dostum. Bu Alp'in eski evi. Burası mutfak. Mesaj mı geldi Samet? Yo, bana gelmedi. Videodan mı geldi? Aynı sese bak. Burası Samet'ten mesaj geldi zannettim amına koyayım. Mutfak bölümü. Mutfak bölümünde ben aynı zamanda bir iç mimar, dış mimar, sanatçı, aynı zamanda tasarımla. Why it's meant to be if it's meant to be. Evet. Yani ben buna inanıyorum. Sonuna kadar inanıyorum. Ve olması gerekiyorsa tasarımlarımı daha sade tutmaya çalışıyorum. Mutfakta yemek yapacağımda fırını kullanırım. Kahve yapacağımda kahve makinesi kullanırım. Fakat... Samet ne diyor? Fakat... tamam, sen ne yaptın ya? Müzik yapacağımda ise... oyunda benimle konuşuyor. İboyla ayar yapıyoruz. Yani sanal seks falan yapıyor zannettim, Allah korusun. Tamam, sesin geliyor, konuşuyorum. Benimki geliyor mu? Tamam. Hadi durma, çıkar artık şu tişörtünü. Neden protein tozu kullanırım? Çünkü bu protein tozu diğerlerinden biraz... Güzel olmuş tam video. Ah be Alp'im, güzel göndermeler yapmışsın zamanında. Video biraz uzun olmuş ama daha kompakt, daha kısa, daha şakalı, şaka şaka ilerlese daha güzel olurdu ama eski videosunu yine de şey yapalım ya. Tıklayıp Alp'in bacaklarına sert yorumlar yapalım. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.